Sayın takipçilerim merhaba. Yine bir videomuzda beraberiz. Bu videomu çok acele çekmem gerekiyordu. Çünkü yurt dışından emekli olan veya emekli olmaya hak kazanan gurbetçimizin beklediği yönetmelik yayınlandı. Ve emeklinin yurt dışında çalışması ile ilgili 26 Haziran 2020'de kanun çıkmıştı. Ama yönetmeliği beklememiz gerekiyordu. Bununla ilgili yönetmelik çıktı. Bunun için acele bir video yapayım. Sizi taze taze bilgilendireyim dedim. Bugün 6 Kasım 2020 ve bugünkü resmi gazetede yönetmelik yayınlandı. Kısmen beklediğimiz gibi, kısmen beklemediğimiz gibi bir yönetmelik oldu. İşte bunun ayrıntılarını sizinle paylaşacağız. videomuz başlıyor. Bildiğiniz gibi yurt dışı borçlanma sürelerini bir gün bile borçlanıp Türkiye'den emekli aylığına hak kazananlar yurt dışında bir sentlik bile çalışamıyordu 2010-2012 arasındaki süre hariç o sürelerde bir serbestlik getirilmişti bu 400 oy o dönemde 400 euroya kadar olan çalışmalar yönünden işte bunun bir benzerinde de kanunla bu defa kanunla bir düzenleme yapıldı 26 Haziran 2020'de çalışma yasağı kısmen kaldırıldı burada. Ne dendi. Yurt dışında sigortaya tabi olsa bile kısa süreli çalışma olarak adlandırılan süreler emekli aylığına engel olmaz. Emekli aylığı bağlanmışsa da kesilmesine sebebiyet vermez. Ancak kısa süreli çalışmanın tanımı yönetmelikle yapıldı dendiği için biz bu yönetmeliği bekliyorduk. Aradan yani bugün bakarsak yaklaşık 4 ay geçti. Bu 4 aydır bu yönetmelik bekleniyordu. İşte bu arada biz de yorumlar yapmıştık biliyorsunuz. Bizi takip edenler bilir bu kanalımda çeşitli videolar yayınlamıştım. Bu düzenlemeye göre, kanundaki düzenlemeye göre biz şunu söylemiştik. 450 euroya kadar Almanya için söylüyorum. Diğer ülkelerde kendilerine göre değerlendirilebilir. Çünkü sigortaya tabidir. Aushilfe dediğimiz, sigortadan muaf cüz'i çalışmalar, Aushilfe veya mini job dediğimiz çalışmalar kesin kes giriyor kanuna. Ama tal dediğimiz, part time dediğimiz ya da yarım günlük işler girecek mi buna? Biz böyle bir şeyin girme ihtimali olduğunu söylemiştik ama bunu bir yorum olarak sizlerle paylaşmıştım. Maalesef bu yönetmelikte de böyle demiyor. Bugün yayınlanan yönetmelikte 6 Kasım 2020 cuma günü yayınlanan yönetmelikte şu tabire ekliyor. Evet diyor ki yurt dışında kısa süreli çalışma olarak adlandırılan ancak çalışanın geliri üzerinden kazancı üzerinden sigorta primi yatırılmayan çalışmalar kısa süreli çalışma olarak tanımlanır diye 4. maddede böyle bir ek kondu. Tanım yapıldı. E böyle olunca tabii ki tal çalışma dediğimiz yarım günlük çalışmalar bu işin içine girmiyor. Neden? Çünkü yarım günlük çalışmalarda AUS hilfelerin, bugün 450 euroya kadar olan AUS hilfelerinin aksine hem sağlık sigortası hem de emeklilik kasasına emeklilik primleri yatırılıyor. Ondan dolayı bu yasağı sokmuş olduğu yönetmelikle bizi. Bu şekilde olunca tam gün çalışmalar zaten tamamen yasaktı. Sosyal yardım almak hala yasak. İkamete dayalı sosyal yardım veya sosyal yardım ödeneği almak halen yasak. Buradaki bütün mevzuattaki değişiklik sadece 450 Euro'ya kadar çalışmaları Almanya için söylüyorum. Her ülkenin ki farklı olabilir. Mesela 450 Euro'ya kadar sigortaya tabisiniz Almanya'da ama hakkınızda sigortaya prim ödenmiyor. Bu nedenle bu çalışmalar bu çalışma yasağına girmiyor. Bu düzenlemeye göre örneğin Avusturya'da diyelim 450 euroya kadar çalışma var. Sigortaya tabi ama prim kesiliyor olabilir. Olabilir. Onlar da yasağa giriyor. Bunun için her ülkenin kendi mevzuatına göre böyle bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Toparlayacak olursak 450 euroya kadar çalışmalar tamamen serbest. Yani Ausilfe mini job dediğimiz çalışmalar, kısa süreli cüz iş çalışmalar, sigortadan muaf süreler. Teknik olarak söylersek fizik uns bei trak raya ve şeftigung. Bunun tam tabiri, sigortadaki tabiri bu. Bu tip çalışmalar serbest. Bunun dışındaki her türlü çalışma yasak. Burada işte flege geldiler giriyor. Yani bakım ücretleri maalesef onda da prim yatıyorsa onlar da giriyor. Bunun dışında serbest çalışanlar onlarınki de giriyor. Tam gün çalışıyorlar. Her ne kadar prim yatırmasalar da bu sefer de kısa süreli çalışmaya girmiyor. Ancak burada bu serbest çalışmalarla ilgili daha önce bir video yapmıştım. Benim yorumum burada farklı. Burada çalışma yasağı olmayabilir diye ama SGK bunu kabul etmiyor. Bunu da belirteyim. Peki bu düzenleme hangi tarihten itibaren çalışanları kapsıyor? 26 Haziran 2020'den itibaren çalışan herkesi kapsıyor. Her ne kadar yönetmelik bugün yayınlansa ve bugün yürürlüğe girse bile yani 6 Kasım 2020 itibariyle yönetmeliğin yürürlük maddelerinde bu maddenin 26 Haziran 2020'den itibaren yürürlüğe girdiği belirtiliyor. O yönde bir sıkıntı yok. Yani siz 27 Haziran'da emekli aylığına başvurmuşsunuz ve siz aynı anda da çalışıyorsanız Aus olarak mini job olarak çalışıyorsanız size 7. ayın birinden itibaren maaş bağlamak zorundalar. Yok emekli aylığı alıyorsanız diyelim ki 8. ayın birinden itibaren 2020'nin çalışmaya başladınız. Aus olarak yine 450 euroya kadar bunda da sıkıntı yok. Emekli aylığınız iptal edilmez, kesilmez ve sizden bu ödenen emekli aylığı geri istenmez. Bunları bilelim. Peki ben burada bir uyarı yapmak istiyorum. Özellikle gurbetçi ev hanımlarına. Gurbetçi ev hanımlarımız emekliliği bekliyorlardı, çalışma iznini bekliyorlardı. Dedik ya tam sevinçli olmasak da kısmen de olsak da yine sebep olanlara teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkan getirdiler. Diyelim ki bunlar çalışmak istiyor. 2018'den önce borçlanmalarını yapmış, paralarını yatırmışlar ve emeklilik yaşlarını bekliyor veya çalışıyorlar çalışmadan dolayı. Emekli aylığı bağlatmamışlar. Bunların dikkat etmesi gerekiyor. Bununla ilgili daha önce video yapmıştım. Gurbetçi ev hanımlarının emekli yaşları değişmiş olabilir diye. Tam 2 yıl önce bugünkü gibi 6 Kasım 2018'de SGK 2018'e 38 sayılı genelge çıkarmıştı. Artık ev hanımlarının emekli aylığı bağlarken daha önceden isterse 2009'da, 2011'de, 2014'te ne zaman borçlanıp parasını yatırırsa yatırsın hiç önemli değil. Emekli aylığına başvurduğunda 6 Kasım 2018 8'den sonra başvuruyorsa bu kişilerin yurt dışındaki ilk ikamet tarihleri sigorta başlangıcı olmuyor. Bunlar yurt dışında ilk defa sigortaya tabi oldukları yani çalıştıkları tarihten itibaren veya çocuk yetiştirme süreleri varsa et o süreden itibaren sigorta başlangıcı sayılıyor ve buna göre emeklilik yaşı ve ödenmesi gereken prim gün sayısı belirleniyor. Bundan dolayı bunların da dikkat etmesi gerek. Evet yatırmış işte Ausilfe çalışmada serbest kalmış başvurur. Ancak unutmayın çalışmadan dolayı değil ama yaş ve prim gününün eksikliğinden dolayı red yiyebilirsiniz. Bunun için öncelikle bir uzmana emeklilik durumunuzu yeniden tespit ettirin yoksa hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bunu da uyarmış olayım. Bu konuda daha önce geniş, ayrıntılı yaptığımız bir videomuz vardı. Hürbetçi ev hanımlarının emek yaşı değişebilir diye. O, bu kanalımda bulabilirsiniz veya üstte linkini veriyorum oradan izleyebilirsiniz. Diğer bir konu ise yine bu şekilde emekli aylığı bağlatacaklar. Yani çalışarak 450 euroya kadar. Bunların da bulundukları ülke mevzuatında iki şeye dikkat etmeleri gerekiyor. Biri sağlık sigortaları yönünden. Ben Almanya örneğini yine vereceğim. En yoğun burada gurbetçimiz yaşadığı için. Diğer ülkeler kendilerine göre, kendi mevzuatlarına göre değerlendirmeli. İkincisi ise ve yegisel bir problem yaratabilir bu çalışmalar. Evet bize güzel bir avantaj sağlıyor ama bazı götürülerde de olabiliyor. Mesela örnek verelim. Ayşe Hanım Türkiye'den emeklidir. Türkiye'den aldığı emekli aşağı yukarı 250-300 euro civarında tutmaktadır aylık olarak ve Almanya'da eşi çalıştığı için eşinin üzerine Mit fezikat, familin dediğimiz yani bakmak yükümlü olduğundan dolayı aile sigortası kapsamı içerisindedir. Hiçbir sorun yaşamıyor, doktoruna gidiyor, sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Ama 450 euroya kadar çalıştığında çalışma dışı gelirin sınırını 430 euroyu aşacağı için bu kişi sağlık sigortası kapsamından yani eşinin üzerine çıkar. Bu durumda Ayşe Hanım'ın ya kendisinin ödemesi gerek o zaman da bir anlamı kalmıyor bu çalışmanın ya da Türkiye'de sağlık aktivasyonunu yaptırıp Türkiye'den TA21 belgesini alıp getirmesi gerek burada SGK'ya sağlık hizmetlerindeki sağlık hizmetleri giderlerini ödettirmesi gerek sigortasını bu şekilde ama bu sefer de şu sorun çıkıyor 2018-2019'daki iki değişiklikten sonra uygulama farklılaştı Türkiye şunu diyor Türkiye'de eğer sağlık aktivasyonunu aktif hale getirmek istiyorsa Türkiye'de 183 gün kesintisiz ikamet şartı getiriyor. Böyle de bir sıkıntı yaratıyor. Bundan dolayı TA21 almak da kolay olmuyor. Bunu bir nazara alalım. 2- Vergisel konuda Türkiye'den aldığınız 250-300 euro belki sizi Almanya'da vergi matrahında yani muaf bir vergi matrahına sokabilir. Yani mesela 10.000 euroyu geçmeyebilir. Ama bir geliriniz de ek olacağı için 450 euro daha bir geliriniz olacağı için bu sizin veya eşinizle birlikte olacak ay komuştoya ekler nokta toplam matraha etki edebilecek. Bunları da nazara alın. Bunları da işin uzmanlarına sorup öğrenin. Ona göre hareket edin bu çalışmaları yapmak istiyorsanız. Ben fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Yeni gelişmeler oldukça size yeniden video yapıp bilgilendirmelerde genel anlamda bilgilendirmelerde bulunacağım. Lütfen bizi arayıp da efendim şu kapsamı giriyor mu şöyle mi yapsak böyle mi yapsak, diye aramayın. Biz avukatız defalarca söylüyorum. Bunun için değil bizim çalışma sistemimiz randevu sistemiyle ve ücrete tabidir danışma hizmetimiz. Sadece randevu almak için bizi arayabilirler. Biz maalesef sorulara cevap veremiyoruz ayaküstü. Randevu sistemiyle daha geniş. Çünkü evraklar gerekiyor, bilgiler gerekiyor gerekiyor. Bunlar için de zaman gerekiyor. Böyle bir zaman ayırıp randevuyla bilgilendirme yapıyoruz. Bunun dışındakiler lütfen aramasınlar. Aşağıya yorum yazabilirsiniz. Yorumlarınıza her ne kadar cevap veremiyorsam da mutlaka okuyorum ve orada gördüğüm ve geneli ilgilendiren konularla da yeni bir video yapıyorum. Sizleri tekrar bilgilendirmeye çalışıyorum. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Yeni gelişmeler oldukça veya başka bir Türk hukuku ile ilgili başka bir videoda buluşmak üzere. İyi günler diliyorum.